Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Ve arkadaşlar buradan bütün yakınlarını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin, sabırlar versin diyorum. 10 tane ilimizde deprem oldu. İşte sabaha karşı hepimiz haberlerde gördük yani. Allah sabır versin hepsine. Şimdi arkadaşlar biz de gündelik işlerimize devam ediyoruz. Ramazan'ı gördük anamla Salih üçümüz. Biz gelene kadar da anam da kahvaltımızı hazırlamış. Dağdan getirdiğimiz odunlarımız vardı arkadaşlar. Onları yarmaya başladım baltayla. Biraz kırdık onları işte. Neyse Ali. Va canım daha odunumuz kırılacak odunumuz var yani. Baltayla yarayacağız işte onları. Moralimiz bozuk çok. Türkiye'nin her yerin herkesin morali bozuk arkadaşlar. Şu anda Türkiye'mizin bak başı sağ olsun. hava buz gibi, sobanın başında üşüyor insan mesela ki. Evde dışarı çıksan üşüyor. Ha yakın olsa illerimiz yani biz de yardım ederdik. Koşardık tabii ki. Ama Tabii bir şeyin ucundan tutardık. Diyarbakır'a, Malatya'ya, ne bileyim Maraş'a yani Osmaniye'ye gidemiyoruz. Uzak Her yerde yerler. tanıdıklarımız, her Tabii canım. yerde. Her şey. Telefon çalıyor. Müşteraplar ya da. Her yerde Ben seni tanıdığımız arayacağım, tamam var mı? arkadaşlar. Hadi. Bak takipçi annelerimizden arayalı, soruyalı. Sağ olsunlar. İşte ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Yanıyor yüreğimiz ya. Vallahi yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir de çok soğuk bugün. Onunla kar yağıyor. Dün de Ya. çok sevdiğim bir hacı amcamız eşiyle beraber Umre'ye gittiler. Oraya gittim. Mevlüt oldu. Allah kabul etsin. Oraya davete gittim. İşte Mevlüt'ü yayınlayacağım. İnşallah bütün ölmüşlerimizin ruhlarına gitsin arkadaşlar. Hiçbir şey yapma, elin tutmuyor. İnan bu var. Yok ya Çok her zor, şey bir anlık. İşte çok sabaha zor. karşı bak bir deprem oluyor 10 tane ilde. Yüzlerce insan. Kimisi yaralı, kimisi ölü. Dörtte duyduk zaten. Bizim Ya televizyon hiç kapanmıyor ya yani öyle biz. haberle geldi işte. Hemen gösterdi orada. Demek ki mesela haberlere düşene kadar ki mülü gece saat 3'te mi 3.30'da mı oldu? Üç Mesela ki. buçukta falan herhalde Tabi saat. tabi tabi. Allah sabır versin. 99 depreminde çocuğuduk o zaman biz. O zaman da çok büyük Gözlük depremi oldu. İsmail Babangil sağdı o zaman. Hep Tabi. şorlarda burada da olacak diye yattı onu dışarılarda. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Allah'ım görene ecir versin, görmeyene göstersin. Yeniyor. Hiçbir şey. Bu yalan dünyada herkesin bir sınavı var arkadaşlar. Hepimiz bir şeylerinden sınav oluyoruz işte yani. Hiç kimse bilebilir miydi? Gecenin saat 3.30'da deprem olacağını mesela ki. Her şey Allah tarafından. Bu dünyada hepimiz bir sınav dünyasındayız. Hepimiz bir şeylerinden sınav oluyoruz. İnşallah o Mevlid'de onlara da nasip olsun. Bak bu inşallah. Öyle ya. Hepsinin ruhuna. Final oldu. Umre yolculuğuna çıkan hacılarımıza da Allah hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'ım yardım etsin hepsine. Çünkü gelip gidip dönmemek ve gelip görmemek ve hesabı yolculuk yani. Ama tabii gece gelen deprem ya birçok ülkede hissedilmiş. Sadece bizim Türkiye'de değil. Birçok ülkede hissedilmiş. Gösteriye böyle Anadolu'ya diye deprem diye mesela bir tarafı İran tarafından geliyor diye. Denizden, Kıbrıs tarafından, yerin altından yani böyle birçok yerden diye şey fay hattı diye yani nasıl söyleyeyim
O Maraş tarafında, o tarafta kesişmiş yani işte. Çok Maraş'ta çok. Hep görüştüğümüz insanlar var. Ya. Allah'ım. Bu işte Eşref Şekerli ve hayvancılık üzerine devamlı izlediğimiz. Annem babam toprak altında diye bağırıyor. Binanın altına kaldılar diye. Baktım internetten. Allah'ım yardımcıları olsun. Kolay değil arkadaşlar. Acıyı yaşayan bile. O yüzden acıyı yaşamayan bilemez. Hasta var. Çocuk var. Karda kışta şimdi onları toprakların altında. O yüzden Allah razı olsun. Bak biz de rahmetli babamı kaybettiğimizde hep takipçilerimiz aradılar, sordular. Hep yanımızda oldular bizim. Onların da yakınları, yani nasıl söyleyeyim ya, hepsinin başı sağ olsun. Mutlaka ki yakınlarından, tanıdıklarından, komşularından mutlaka ki vardır yani. Duz gibi olmuş oğlum binalar. Heh. İşte onunla eski binalar. Eski binalı anam diye. Ah bebeğim. Kirala pahalı. Ne dese boş işte. Nerede mesela ucuzdaya oturuyorsun ama yarının ne olacağını biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Yetmiyor. Mekanları cennet olsun. Ama Cenab-ı Allah'ın şeyine hiçbir şey dayanamaz oğlum. Yeni de olsa Allah yazdıktan sonra. Tabii ki. Tabii ki. Altından vurdu mu devirdi. Kader ve kaza imanın şartında var. Rahmetli babam derdi kızım çok çok depremli olacak derdi. Sık sık derdi olacak ya, derdi. Yumurcak dedi arkadaşlar rahmetli. Ben görmen siz görersiniz derdi. Ben söylemiyorum derdi. Kitap söylüyor bunu derdi. Daha siz neler göreceğimiz derdi. Depremler, i̇şte. Seller, felaketler işte Allah'ım korusun. O gitti yerini kaptı. Ben de geçeyim arkadaşlar şöyle. Bizim biliyorsunuz işte sabah bismillah diyoruz, hayvanlarımızı doyuruyoruz. Her gün sizlerin karşısında bir şekilde geliyoruz. Şimdi kahvaltımızı yapalım dedik. Ve ondan sonra da odunlarımı yarayım. Çünkü her günün bir adı var yani. Her gün bir işim oluyor. Köy yerinde yaşayınca. Tarih çok üzülüyor. Anasını taşmaz değil mi? Yok. Çok üzülüyorum Salih. Ha yakın olsa da biz de yardıma gidebilsek, koşsak bir şeylerin ucundan tutabilsek. Yani. Hiçbir yere sığamıyor. İnanmasam bir gidebilip gidip de bir insanacık kadar bir yardım edebilsem. Telefonda da çıkmıyor Fatih. Çıkmıyor lan. Telefonları zaten meşgul etmeyin diyelim. Yerin altındakiyle mesela hani binanın uçurum altındakiyle ara ara diye. Ah. O yüzden telefonları meşgul etmeyin diye. Ya yerin altında nereye arayacak ben? Ara Salih. Yerin dibinden nasıl arayacak? Yerin altındadır mesela. Her şey Allah'ın elinde Salih. Ya orada yerin altında da yerin tam dibinden nasıl geçecek? Orada. Koçuk koçuk ben sana. Islak mendili götürmedik mi Salih? Neyse bırakın. Çekiyor tabii. Sadece toplu şeyler. Kar başladı görüyor musun? Karım başladı. Hmm. Malatya'da da yağıyor. Haberlerde gösteriyor. Ah, o insanlardı. Karın altında. Allah'ım bir daha göstertme. Geride kalanlara. Geride kalanlara sen acı yarabbi. Bir de çok soğuk. Herkes yatağına yattı. Nereden bilsin deprem olup da tabii. Toprakların altında kalacağını. Heh. Askerlerimiz soğukta, karın altında da hepsi. Ya. Allah'ım hepsine dayanma gücü bilsin. Amin.
öyle gitmiş ya, Maraş'tan, Antep'ten o yağ doğru. Doğunun hepsini sallamış. Diyarbakır'dan. Kastamonu'da da dedi sallanmış mı dedi. Ya o hissedilmiş ya. Hissedilmiş o. Azma ne? Dünyanın kaç ülkesinden hissedilmiş ya. Haberlerde gösteriyor. Ben geliyorum diye yani. Denizden geliyor diye. Doğudan, İran tarafından gelmiş o yandan. Ha. Hay hattı. Süt. Soba çok yandı biliyor musun? Şurada bir şey sinirlendim. Ben doldurum herhalde. Ben doldurum. Yaş dedim lan çamlı, ne bileyim yanacağım öyle. Yanıyor onlar hızlıca. Ya ben yanıyor da bir de taşıyor görmüyorum. Bak bir kere sen diyorum diye. Ağzı da çok olur. Kaynayınca yolu on kaynasın. Kaynasın bir şey olmaz. Ekmekle mi uzaktan ama? Ha. Belki yağmayı sürersiniz yani. Anlıyorum. Başacak. Karıştırıyorsun gibi. Tavukları salmamız lazım. Yumurtlasına değil salmanız zaten. Her yere atıyor da bulamıyorsun. Ötün hikaye bak. Çok dağınık yumurtluyorlar ya. Rahmetli babam şey derdi, kızım derdi, ne olacağın yaprağın derdi, akşamdan düşermiş derdi, daldan düşer gibi derdi, ne yaşayacağım, bir gün önceden düşermiş, ya işte, her bir sözü haklıymış. Mekan cennet olsun. Çok günlerdi. Dinleyin ya, çok sert oluyor. Şey Fatih, sütü çok kaliteli olduğu için, hani sarı olduğu için yağı da çok özlü oluyor. İnşallah. Biraz da hava soğuk. Ya bunu sütünü koysam şeye. Şimdi bunu kaç yiyordu, beş güzel mi? Ben herkese böyle verdiğim zaman bize yine verdim. Yine sütü çok güzeldi bile hep. Ben hiç sütüm satmadım ki. Sanki havada bulut, hani yağmur akar ya, gözlerim öyle, hiçbir şeye dayanamıyor. Hiçbir şeye dayanacak bir tek gücüm yok. Hele bir yerde bir şey oldu mu, hayır ben bittim. Sen zaten yakın olsan, ya o durar mı? Yoktan demene. Bizi kim yutar? Ana bu babam gibi oğlum o. Öyle. Kovalarından toprak çıkartıyorlar. Kepçe çalıştıramıyoruz diye. Çalıştık değil, aşağıdaki de zarar verdi. Tabii. Ne bir canlı sağ ol sen. Hani özüm, gözüm değil, özüme ağlayacak. Saniyetli ekmek yaptırdı bana. Yapmak hiç elim kolum diye. Oh! Bağıra bağıra ağlamak dedi içimde. Boş buna. Yetmek boş buna. Ya. Sanki her yerde akrabamız var. Öyle. Tabii canım. Vallahi de hep onlara yani. Ne
Size bir şey oldu da onunla bize beraber yandılar. Kaç hasim nefsile bu zaman. Allah hepsine sabır versin. Çok zor. Deprem, yangın. Afiyet. Ne varsa evet. İşte toplayıp gidiyor. Bir de sel. Üçü çok. Dost kurttu görmedin mi? Geçen sene ne varsa abi gitti denize göt tepsin. Ayağıncık da denize göt tepsin. Hani sen diyorsun yana bir şey yapmıyorum. Aç kalmasam hiç. Şunu bile yapmayacağım. Şu çayı ben bir çaydanını yapacağım. Yakayım, sap yakayım. Ha, ben döküvereyim, gel otur. Elbizini alırım. He? Ben döküvereyim, sen otur. Yok ya, ben döktüm. Gerek evet, yok. Can yapar. Kar başladı, biliyor musun çocuğum? Kar yerince yumuşak. Çok zor. Kim mutlu cimi niye bana? Özak yağızlık yapardı hiç. Evet. Ya. Daha da olacağını söylüyor daha da. Yok ya ben bilmem. Biz de yani sadece onunla değil biz de hepimiz. Tabii. Her şey bir anlık ya bir anlık. Onunla değil bir şey yok. 1947'de olmuşmuş arkadaşlar. Bizim hı. Köyde rahmetli dedem anlatırdı. Bu evde hep sallanmış. Ama tabii ağaç ev beton evden daha sağlam. Çünkü birbirine çandılar geçmeli olduğu için eski insan ne bile onu. Sallantı da yani ne kadar sallansa da şey yapmamış yani. Tabii ki burası da zorluk görmüş. Beton evin şimdi ya kopacak ya kırılacak mesela kiriş. Ama bunun şimdi çandıla geçmeli olduğu için ağaçta birbirine. Sallanmış değil mi? Tabii tabii sallanıyormuş. 1947'de öyle büyük deprem olmuş. Eskiler hep anlatırdı arkadaşlar. Direğe hatta biraz yan dönmüş. Direk dönmüş biraz o zaman. Babam direceğim dediydi kaç tane. Tabii. Ne oldu Salih? Ne arıyor? Şey yok ya. Devam. Biz de şimdi aşağı inip arkadaşlar odunlarımızı baltayla yaracağız. Şöyle göstereyim bak aşağıda da. Yarmaya başladım ben baltayla. Sen yararsın bari. Ulu. Yani. Ben bir çay doldurayım Salih. Unuttuk ben bir çay doldurayım. İşte arkadaşlar her gün hani bir şekilde sizlerle sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Ama bugün öyle değil işte. Bugün Türkiye yastı. Bugün ana baba günü sanki Fatih. Herkes... Tabii. Bugün... Herkes bir yerde. Salih böyle biz üzüntülü olduğumuz zaman arkadaşlar hiç konuşmaz. Şey, şey yapmaz. Yok ya bir şey yapmaz. Yani baş ya. Anlatamaz o kendini. Baş be. Öyle susar. Ne bileyim. Baş. Bir daha toprak geri ver mi ya Fatih? Haydi ya.
Anne, çay. Aşağıda evim önünde devam ederiz arkadaşlar. Anamın eline sağlık bize. Yumurtalı ekmek yapmış. Biz damdan gelene kadar. Hiçbir şey bile bunu zorla yaptım. Yani. Buradan Türkiye'mizin başı sağ olsun. Az neydi? Allah hep ki herkese sabır versin. Borcu ne olacağız peki? Hadi borcu böyle oldu. Borcu ne olacağız da? Kim bilir? Her şey bir anlamı işte arkadaşlar. Bir varız bir yokuz yani. Yalan dünyada. Babam 15 senede o çadırdaydı. İşte. Sağ salim gitti buradan. Ya, hiçbir şey yok. Eh bekarım cennet olsun. Her canlı ölümü tadacak diye ayette. Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Bak bu insanlar da toprağın altında kaldı. Yani. Ben nerede öleceğim, sen nerede öleceksin? Tabii ki Allah bilir. He? Allah bilir. Yani demez çok kolay. Biz aşağıda devam edelim arkadaşlarımız. Odunlarımız burada arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yarıp hazırlayacağız burayı. Geçen bildiğiniz gibi yine bir soğuk havada bunları getirmiştik dağdan. Hep beraber komşularımızla. Şimdi kar başladı. Salih de geliyor. Salih içeride bağırır hayvan. Ne kadar verirsen ver içeride. He? Şuraya koyayım. Aynen. Bu şeyler ayırmalı bir kere. Ne? Bu şeyler ayırmalı bir kere oldu. Tabi tabi. Kütükleri ayırmalı. Ayırmalı da nasıl ayıracağız? Niye atacağız? Ya içinden şeyleri alırız. Yardığımızı bu tarafa atarız Salih. Böyle değil sen şimdi. Dur kızım. Şimdi. Ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Oya mı atalım? He? Ne sıra zaten. Hayır de. Şeye mi atalım diyorum. Şeyler diyorum. Kütüklükleri diyorum. Ben. Şunlar diyorum. Kütük olanları. Ha. Ufakları öbür tarafa ayıralım. He. Bakayım ben. Sen bağlı ya. Kütükleri atın oğlum. Böyle. Bu şekil. Kütükleri sen bana ayır be. Heh Kemal abi geldi. Lan şu şeyini. Çıkıyor lan onu Feyzo. Hayır. Kapı çıkıyor. İri, iri baltayı aldı gel lan var be sen. Ne? Demir baltayı aldı gel lan. Nereden? Oo. Nereden gördün demir baltayı? Var be aldı gel var hocadan. Yarıldı mı? Kez olmadı. Ne sert oldu mu ya? Çamla yaş arkadaşlar. Yaş olduğu için de ayrılmıyor. Gitti. Ah.
Öttün mü? Tamam, bu baltayı çıkıyor yukarı. Bırak onu. Ver bakayım. Gel bir baltayı. Tamam. Dur. Oraya mı yiyorsun? Ha ha. Olmaz ya. Yiyeyim ben. Ufaklıkları say. Ufakları ayır oğlum. Şöyle. Ufakları böyle bu yemeği, onları ayıralım. Ha, iri olanlardan ve sen bak, büyük kütüklerden. Kutuplardan ve sen. Gel sen öyle de gel. Böyle etme la. Oh. Hadi. Böyle şey etme. İçine vur tat yavrum. Yaşacağım sadece yarılmayın. Yaş oğlum yaş. Ne bakalım sen bu. Ya ben şimdi içeriden şöyle demem. Telefon mu çalıyor? Ha, benim şarjım yok ya. Tamam, şarjı takarız. Yok ya, hani ben de biri değil miyim? Hani... Şu nerede ya? Ne yavrum bak deme. Ne sari? Ne sari? Ne sari zaten bu iyi. Ne sari zaten? Sal büyük kutuklardan mı öyle at? He? Yarılacak büyük kutuklardan mı? Şimdi ayırmayacağım seni. He? Ayırdık bir kenar biz burayı bu oğlumu. Hayır hayır ufaklarını ayır. Ha bazıları kutukla ayrılmıyor ya. Şimdi büyük kutuk. Şuna bir kere vurayım bakayım. He? Şuna bir kere vurayım. Yaş yaş. He. Ondan yarılmıyor yaş. Meşe gibi değil bunlar. Ama ya. Ne sert odun la? Ne? Sari senin çivi nerelerde la? Ne? Değil mi? Hı?
Kanepeye ayırdım şunu. He? Şunu su ye. Şunu su ye. Şunu su ye. Şurayı ayıraydık. Odunu ayıralım dediğin öyle gelelim. Çünkü bu odunu ayırmayınca, yarmayınca, ayırmayınca olmuyor. Yani şu an kısımlarını. Salih bunlar bir yere konmalı. Vurursun da bunlar. Sakız gibi la. Hı? Sakız gibi. Olmaz mı ya? Sobada bile sor. Beni yanmadın mı? Gel canım. Gel. Dur. Böyle mi yiyor? Ha yok oyun ya. He? Yok oyun. Şurayı ayırdık da diyor. İlle neyine çıkaralım şurayı. Ufakları. Ayıralım diyor ufakları. Ufakları alın o tarafa. Kendini ikimiz ayıralım da şöyle şu bölelim şöyle. Ya kutukları yarayın oğlum. He? Kutukları yara koyun. Hepsini açmayalım bir yerin üstünü diyor. Yavaşça tamam. Olma bakayım, ne olmuş dedim. İyi hadi. Hı. Hani uyarılır mı ki la? Yavaş, kafamı neşe etme. Ben şu yara açayım. Hayır Allah. Ben şu yara açayım dur. Yarıldı la, arıyor musun? Gitti gitti. Hı. Ben şu yara doğru kaçıyor. Deli böyle. Kocaman gelmiş lan, çomar gelmiş. He? Çomar? Çomar gelmiş. Afiyet de şey etme, yeri vuruyorum. Yok. Yavaş. Çamla ya, yaş olduğu için ayrılmıyor birbirinden. Şuraya ayıralım mı diyorum ben sana. Böyle şey edelim. Dur Salih bir nefes alayım dur. Geliyorum. Salih de sobaya atılacaklar ayır arkadaşlar. Bak. Kar yağıyor inceden inceden. Nasıl var mı ki? He? Sığacakları şey yapmayalım Salih. Ramon'un içinde de sarımsak tebekleri var arkadaşlar. Komşularımızdan aldık. O da yetmedi. Koyunlara şimdi yetmedi. Önlerine döküveriyoruz karlı havalarda. Saplarını. Ya salarım ben ya bir tur attım. He? Tur attı gelir ondan sonra koyarız yerine. Şu incelerim alayım tamam. Senden yapayım çoruyum kamerayı. Görüyor musun ya? Gelemiyor, işimiz bu şimdi, hemen hemen. Odun ediyoruz. Salih. Ben şöyle ufak ayarlayayım da diyorsun. İleride de sonra şey edelim. Şuna vur ya. He? Şuna vur. Ben yol açayım da şey ediyorum. Abi ya sakın gibi, sen ne diyorsun? Alo abi. Şuna sığar ya. Hadi gidin. Bunu aslında çiviyle yarayacağım. He? Çiviyle yarayacağım aslında bunu. Şuna sığar da. Tam çivilik bunda. Şuna sığar. Dibine durmadım. Ahımıza gelin. İyi mi? Tabii. Kar bastırıyor. Ya bir şey olmaz. Bastırak olsun. İş koruyoruz biz burada. Bastır sanki bir metre kar mı yok ki? Gitti. Ya yani. Sakız gibi lan bunlar.
Şimdi su var ya, şimdi ne yarayacağım bunu? Ne say? Şimdi su var. Ufak sen ne şey etmiyor? He? Yok yok. Su ne yarayacak? He? Ne yarayacak? Hangisi? Kütük var mı kütük? Ufak ne yiyemem dedim de onun için. Sığar Salih. İriler... Sen gel benim yanıma. Gel benim yanıma. İkimiz senden şurayı şöyle şurayı toplayalım. Şöyle şurayı alalım. Tamam geleceğim. Sen şimdi dur. Sen gel buraya. İrilerden ver sen bana. İrilerden. Sen gel buraya gel. Yanıma gel. Gel buraya gel. Hadi. Şuna bir kere vurayım. Şuna da yukarıdan aşağıya. Ya şuna su ver hep boşuna. Gel benim. Büyükleri yalalım. Ne Salih? Kütük. Ayırdın mı ufakları? Ya dur ya hemen kolay mı giden? Ee? Giden kolay mı? Bana. Aslında üstünü çok giyinmeyeceksin ya. Ne giyinmeyeceksin? Eşofmanlarla giyeceksin. Ee? Yandım la. Bir de giyemedim. Evet Salih arkadaşlar. Ufak sobaya atılacaklar ayrı içinler. Ben de yardıklarımı oraya diyeceğim. Bu yarılmaz bak. He? Bu hiç yarılacak bir şeye benzemiyor. Altının kutuyu vardı burada Salih. Tabaka gibi. Öbür tarafta mı kaldı? Yok kutuyu ya. Öteye götürmüş o herhalde. O da yardımımız kutuk vardı. Kemal'e mi gelmiş? Şuna bir kere. Acaba şunu yarabileceğiz mi? Ana! Bir türlü ortağı götürmedim la. Ne lan bu sakız gibi? Hı? Sakız. Thank you.
Ömer dayı. Kemal emmi. Şöyle baktım. Şey var mı Salih? Hadi böyle kütük, kütük var mı orada? Ben acele ediyorum. Acele etme. Allah Allah. Böyle tabi kalma. Ayırdım ya kütükleri. Yok yok, büyük kütük var mı? Şunları yürüne sığmayacağım, yarmayacağım şunları. Ne? Şunları yarmayacağım. İşte bu iyi. Ayırıyorsun işte daha. Hemen kolay mı? Tamam Zehali. Sıvar ya, büyük şey, çok büyük bir çabuk yattığım zaman sıvar. He? Çabuk yattığım zaman. Anam. Arkadaşlar, kar çoğalmaya başladı. Şimdi şöyle göstereyim. Üstünü kapatacağız şimdi. Salih, o ufakları da öbür tarafa götürürüz oğlum. Sobaya atılanları yakarız. Ben de götüremiyoruz buraya, ayırmayı. Buraya ayırdıklarımız ben... diyorum yani. Büyükleri burada yararız. Sobaya sığanları da büyük o camlı sobaya atıveririz. Şöyle ayırırız, oraya atarız. Aynen. Kar yağıyor arkadaşlar. Ne? Kar yağıyor diyorum. Yağsın ya. Daha şu yarlı mı ki de? Ne? Seni yaracağım kutuk. Mahfiye okudum. Gel bakalım buraya. Seni yaracağım. Seni kafaya koydum. Alta bile batmamış lan. Gitti. Şunlar yarma bırak. Evet. Bu sefer yarma, büyükler yar. Tamam. Sakız gibi mi ha? Şey. Sakız gibi ya bazıları. Bunlar kara çınmış baksana. Nereye yurdum lan ben? He?
Bakalım uyarılacak mı? Gel. Gitti ortadan iki. Gel, sen devam et. Verelim bunu birazdan. Aha. Bu çok sert Salih. Şu yarılacak gibi görünmüyor. Bunu ayırmayınca olmaz bu paniği. Karışık bunu. Olmuyor. He? Bunu ayırmayınca. Mesela yani. Acaba şunu yarabilir miyiz ki daha? He? Şu yaralama ki acaba? Böyle vuralım bakalım. Oğlum Zeynep abi. Kızıya geldi şey. Salih ha yaralım dedik biraz şey. Yan yaralım. Kar geldi. Bütünleri yanmıyor zaten. Öyle öyle. Yaş bir de hani. Hani yaş gene yaralı. Oraya geldi. Hoş geldin Zeynep abi. Lan Fatih. Artık bu tane arka bacağı şiş ya. Bizi. Şey zorlanmıştı belki dün buzlu yeke. Öyle, arka bacağına ne zorlanacak Fatih? Zeynep abi bir ara ters geliyor dediler ya. Baytar dedi ya ters geliyor diye. Şu dizi şiş. Hiç emmiyor. Hmm. Süt emmedi mi? Emmiyor. Allah Allah. Hiç ağzını kımıldatmıyor. Dün içti değil mi havuzu? İçmedi. Yo dün biberonla vermediniz mi? Verdik ama içmiyor yani. Emmeyi bilmiyor. Şey, dili acır daha onun. Dili acımıştı diye. Kan geliyor ağzından. Şey, buradan. Çok eziyet çekti ya o. Bir kere çişeyi emdi, şey diyordu. Hiç şimdi yutmuyor bile. Böyle bastıra bastıra ağzından şimdi elimin her şeyi ediyor. Sen bana bakar mısın bir daha ya? Dizi şiş, arka dizi. Allah Allah. Abi bizi acıya şey etmedi asılırken ben diziyi. Arka dizine hiçbir şey yapılmadı emmi. Bilmiyorum valla amca ne bu ya. Ne bileyim bir dakika geldi. Ana sen bakıver bu dayı. Baksana bir şey yapacak bir şey yok. Yok dün iyiydi sobanın başında. Baytara sormak lazım. Yani. Senin numarası var mı? Var. Telefon da alıp da gelmedim ha. Benim telefon da evde. Şey dur bakar ona ya. O şimdi... Allah Allah. Yüzünü gözetliyorsun ye. Dilinden zorlandı ya dün. Dili de acımıştı hayvanın. Dili de acımıştı. Lan dilini kımıldatmayı bilmiyor lan. Böyle Allah. Şey mi olur lan? Çok zorlandı ya dün. Ben öyle şey görmedim ya. Dayın kurtardık diye biz diye. Şey ümit olaydı diye. Yok şey. Gerçekten dün gördüm işte oradaki kişi. Baytar geldi. Zorla yani. Lan Fatih hiç yatmıyorsun la. Aklım onda kalıyor la. Ya İhsan. Mal canın yol kasıştı. Üzüne bak. Üzülüyor İhsan. Depreme baksa. Ya sen ne diyorsun? İş çıplak çıktı bir bak. Her taraf yangın gibi. Sorma ya. Kıyamet. Kıyamet yani. Kıyametin alametleri. Allah'ım. Bu artık işte yardım et ya Resulallah. Ya zor ya. Bak buraya güzelim Zeynep Bey. Üzülme sen. Havuzunu bir emsin canlanacak da emmeyin. Tabii havuzu. İğnelerini vurdunuz mu? Kızanın iğnesi yok, iğneyim var. Ha iğneyim var değil mi?
Kesilme lan lan kime kesilme. Gelme. Lan ne biçim odun lan bu? Bidik gibi değil mi? Bidik gibi diyorum. Ya çam ya. Ya. Doruk doruk Fatih. Bütün tahallis değil de doruk işte. Ondan değil mi canım? Burası zaten sıvı ye. Şurası burası sıvı ye. Burası sıvı ye lan. Hayır ya. Damalı damalı. Ya. Kaç kilo vuruyorsun bir oduna ya? Öbür meşeyi var ya, baltayı kaldırıp fiyat yarılıyordur. Kesilmiş o kuşu. Azalttım ama. Azalıyor ya. Ayırdım, ayırdım. Ayırdım la, ne diyorsun? Kaçmıyor mu? Koca şeyi ayırdım orayı. Dikkatli çıkartayım da öyle ayıracağım. Niye beni niye uğraştırıyorsun? Ne ya? Hani? Saplan ya la balta sanki o ya. Geri çıkmıyor balta. Şunu kapalı verdim. Şunu kapalı verdim lan onu. Öyle hani yakıver odunları ya. Şunu kapalı verelim diyor. Bu benim ha? Olmaz mı? Sen bilirsin sen. Ben karışmam yok. Gel Mehmet. Gel bağırtma gel. Ne diyorsun sen? Oy ne diyorsun bağırtma bırak ya topusunu. Salar sonra şuraya temizleyin de. Görüyor musun? He? Görüyor musun? Yok zaten veriyordu ben şu temizliğim şu olmuyor. Yar oldu peyi ya. Yarı oldu o küçükler de işte bir yere koraf ediveriz şu tarafa. Bana şu buzağı yapalım elim ya. Kameraya kar yağıyor. Ha ya kameraya kar yağıyor. Hadi ben kameraya kar. Anam. Dün arkadaşlar Müzen ablanın ineği buzladı. Çok zor bir doğum oldu. Bayağı bir uğraştık. Veteriner falan çağırdık. İlk buzağı çiğdüğü. Oluyormuş yani öyle buzağı. Ayırın şöyle bak şöyle ayırın. Tamam Salih. Örteriz üstlerini kar yağıyor. Aynen. İşte odunlarımız burada arkadaşlar. Hemen birdenbire hepsi olmuyor yani. Olmaz. Baltayla vura vura. Salih şurayı ufaklarına ayırdı. Onları öte ya sobaya götürürüz. Bunlar da koraf eder yağarız gayrı. Ya kolay değil bu. Kömür de yakıyor. Şu buzağa biz bakıverelim Salih. Tabii ya. Tamam. Buzağa bakalım. Buradan herkese selam olsun. Çok geçmiş olsun. Müzen ablanın. Tamam. Var be gidelim hani. Damdı mı ki acaba buzağa? Dün oldu. Ey! Tamam geliyoruz geliyoruz. Kavun geldi arkadaşlar. Kar yağıyor kavun. Eve git oğlum bu havada. Eve git oğlum. Ey! Geliyorum geliyorum. Eve git oğlum eve eve. Eve git kar yağıyor bu havada. Kavun. Sanki insanla konuşuyor ya bu. Sanki insanla konuşuyor benim oğlum.
Hadi git var be. Git gari eve git var be. Bak. Arkadaşlar bu zaya bakıver yanam şimdi. Ben artık sizlere veda ediyorum. Buraları toparlayalım. Ha, devam ediyoruz. Heh, aynen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kar yağıyor.